Yavaş abi. Kaldır ayağını. Sen de kaldır ayağını. Şükür abi yavaş. Dön abi. Otur. Otur yanına. Sen de şuraya abi. Gel abi. Dön. İndirip bindirirken daha dikkatli olacağım. Güler yüzlü olacağım. Kesinlikle buruk olmayacağım. İnşallah daha iyi davranacağım bundan sonra engelli arkadaşlarımız. Buraya oturduğum zaman engellilerin nasıl bir zor çektiğini daha iyi anlıyorum. Hepimiz bir engelli bireysel şeyiz. Elimizden geldiği kadarıyla engellilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu uygulamada görme engelli bir vatandaşımızı canlandırmış olduk. Yaptığımız uygulama sonucunda şunu öğrenmiş olduk. Engelli bireyli insanlara daha fazla ilgi göstermemiz gerektiğini, onlara daha fazla sıcak yaklaşımda bulunmamız gerektiğini anlamış olduk. Yararlı bir uygulama oldu. Toplum olarak bizler engelli insanları gördüğümüz zaman bizlerin de bir engelli adayı olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Sonuçta yaptığımız iş de belli zaten. O yüzden insanlara biraz daha yardımcı olmak gerekiyor. Şimdi toplu taşıma bizim için çok çok önemli. Olmazsa olmaz. Hatta bizim yani aracımız, özel aracımız. Yani çünkü biz özel araç kullanmadığımız için mecburi olarak toplu taşımayı kullanıyoruz. Otobüslerin genellikle yenilenmiş olması güzel. Yani nasıl söyleyeyim? Hani tek yani merdiven olmaması ve yani engelli bireyler için kullanıma uygun olması güzel. Sefer ağının geniş olması güzel, pozitif. Yani hemen hemen her mahalleye, her noktaya toplu taşıma araçları mevcut. Bu da Konya'mız için güzel. Gerçekten çok gelişmiş bir ulaşım ağı var. Bu da çok pozitif bir nokta. Şoförler kibar, yani bir eğitim aldıkları belli. Onu da olumlu bir nokta olarak sayabiliriz. Sayın Başkanımıza öncelikle saygılarımızı sunuyoruz. Yani tabii ki biliyoruz ki yapılması gereken daha çok şey var. Onun da yapacağı daha çok şey var. Kendisine buradan çalışmalarından dolayı, hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz ama hizmetleri büyüterek, arttırarak devam edeceğine de inanıyoruz.